Başla. Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere Samsung'un yeni çıkardığı S22 serisinden bahsedeceğim. Elimde başlangıç modeli olan S22 modeli var. Yine 3 boy olarak geliyor. S22, S22 Plus ve S22 Ultra olarak. Önce size S22 modelinden bahsedeceğim. Şu an elimde Phantom White, yani beyaz renginden var S22 serisinin. Yine ince bir kutu gördüğünüz üzere, çünkü cihazın içinden aynı şekilde şarj cihazı ve yine kulaklık çıkmıyor. Öncelikle şöyle kutu içeriğini göstermek istiyorum size. Şöyle yine Type-C şarj kablomuz çıkıyor. Bir de şu şekilde ne var burada? Hızlı başlangıç kılavuzu ve garanti kartı çıkıyor. Burada da SIM kart iğnesi var. Şimdi hızlıca cihazdan bahsedeyim, özelliklerini anlatayım. Cihaz elimde şu an beyaz rengi var, Phantom White diye geçiyor. Bakın kamera kısım ve dış arka görünümü biraz da S21 modeline benziyor diyebilirim. Özellikle birebir aynı gibi görünüyor ama yine bu kısmı metal çerçeve olarak geliyor. Yanları bakın alüminyum kaplama olarak gelmiş. Yine sağlamlık yönünden iyi, suya karşı dayanıklılığı var cihazın. Type-C şarj, yanında hoparlör kısmı, burada SIM kart takma yeri var. Onun dışında açma kapama, ses açma kısma yeri burada. Cihazın özelliklerinden bahsedecek olursak eğer 6.1 inçlik bir ekran boyuna sahip Full HD Plus ekran çözünürlüğü cihazın. Dediğim gibi Full HD Plus 6.1 inç. En güzel özelliklerinden birisi, Türkiye'de genelde Exynos işlemcisini kullanıyordu Samsung. Bu defa Snapdragon 8. jenerasyon 8 Gen 1 işlemci geliyor S22 serisiyle beraber. 4 nanometrelik ve şunu söyleyebilirim ki Samsung'un şimdiye kadar kullandığı en iyi işlemci olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar size. Ekran parlaklığı ve görüntü kalitesi Full HD Plus ama güzel, yani üst segment modeller için göze çarpan bir görüntü kalitesine sahip. Onun dışında 8 GB RAM var cihazda, 128 GB'lık bir hafızaya sahip. Suya dayanıklılığı var cihazın, kablosuz şarj özelliği var yine cihazın. Ve yine hızlı şarjda 25 Watt'a kadar hızlı şarj desteği bulunuyor S22 modelinde. Şöyle bir üst menüsünü gösterecek olursam, farklı bir şeyler var mı diye bakacak olursak eğer, yine fener, Windows'a bağlanma, ekran kaydedici özelliği, Quick Share hızlı dosya paylaşım, DeX modu var, Smart View, QR barkod okuyucu, NFC var, NFC arayanlar için. Onun dışında müzik paylaşım demiş. Yine kablosuz şarj paylaşımı, güvenli klasör ve Dolby Atmos ses kalitesi iyi bir cihaz. Dolby Atmos özelliği bu modelde var arkadaşlar. Kısaca kamerasına da bakacak olursak şu şekilde. S22 serisi S21 serisinde olduğu gibi 8K çekim yapabileceğiniz bir seridir arkadaşlar. Kamerası gayet iyi diyebilirim cihazın. Şurada bakın yakınlaştırma var, zoom'u da var. Kaça kadar zoom yapıyor diye bakıyorum. Şu an tabi Full HD, ya özür dilerim, şu an video modunda, fotoğraf modunu aldığında evet 30x'e kadar zoom yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın burada 30x'e kadar zoom seçeneği sunuyor size fotoğraf modunda. Bunun dışında şuradan video çözünürlüğünü de göstereceğim. Videoda da 8K'da 24 FPS, 4K'da 60 FPS ve Full HD'de yine 60 FPS video çözünürlüğü formatında kullanabilirsiniz kamerasını. Yine diğer kamera çözünürlüklerinden de bahsedecek olursam eğer, bu seride ana kamera 40 megapiksel olarak geliyor. Onun dışında 12 megapiksel ve 10 megapiksel olarak diğer kameraları var. Aynı şekilde ön kamerada 10 megapiksel olarak geliyor arkadaşlar normal S22 modelinde. Ağırlık olarak hani ideal, çok ağır değil, çok hafif de değil, böyle ara bir ağırlıkta gibi diyebilirim size. Onun dışında tekerle bakın 6.1 inç, çok rahat bir kullanım sağlıyor. Kenarları metal alüminyum kasa, alüminyum çerçeve, suya da dayanıklılığı da var cihazın. Ön kısmı neredeyse full ekrandan oluşuyor diyebilirim size. Bakın komple
ekrandan oluşuyor ön kısmı. Evet, akıcılığı güzel. Yine 120 Hz'lik bir ekran akıcılığı hızına sahip cihaz. O yönden rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. İnternette de hızlı ve rahat bir kullanım sağlayacaktır. Dediğim gibi işlemcisi de çok iyi. Bu seride Snapdragon işlemciyle geldi. Yeni seri S22 modeli bu şekilde arkadaşlar.